Karavanla yolculukların tartışmasız en güzel yanlarından biri de bu manzaralar. Sabah kapınızı açtığınızda binalar yerine dağları, denizleri, yemyeşil ormanları görmek tarifsiz bir duygu. Bugünün menüsünde Erdin'in spesiyallerinden tava tostu var. Tostumuzun üzerine de anne ellerinden çıkma kırmızı biberli domatesli sostan sürüyoruz. I'm gonna chase my dreams. Won't stop until I succeed. I don't know why we never made. Rotamızda ilerlerken bir yerden bir yere yetişme derdi olmadan karavanımızı sağa çektiğimiz ve manzaranın keyfini çıkardığımızda çok oluyor. Karadeniz'de ilerlemek dev bir ormanın içinde yol almaya benziyor. Orada da bir tane daha şelale var. Evet. Şu an Sinop Erfelek Tatlıca şelalelerindeyiz. 2 kilometrelik bir vadi boyunca 28 tane şelale varmış ve yürüyüş parkuru ile birlikte keşfedebiliyormuşsunuz. Biz hemen Mars park eder park etmez etrafı bir bakmak istedik çünkü renkler muhteşem. Şu an gerçekten ağaçların içerisinde şırıl şırıl akan sularla harika bir yerdeyiz. Evet, çok ilginç. Burası çok yeni keşfedilmiş. 97 yılında Erfelek Barajı yapılırken keşfedilmiş. Hakikaten bu kadar zengin bir doğa sanki ormanın içine gizlenmiş. Şimdi bu merdivenlerle birlikte diğer şelaleleri de keşfetmeye devam edeceğiz. Sonuna kadar ışıkları yakmak için bekledik. Çünkü bu ara hava biraz kapalı. Biz de o yüzden birazcık daha tasarruflu kullanmaya çalışıyoruz enerjimizi. Bizim elektriğimiz yukarıdaki 4 adet 170 wattlık panellerden geliyor. Ve yatağın altında bulunan 4 adet 100 amper saatlik aküye doluyor. O şekilde bir de 12 voltu 220 volta döndüren bir dönüştürücümüz de var. Dolayısıyla içerideki tüm elektrikle kullandığımız mekanizmaları buna göre düzenledik. Buzdolabımız 24 saat çalışıyor ama bazen kış vakitlerinde elektriğimizi takip ediyoruz ve bazen onu gece vakti kapağın çok açık olmadığı zamanlarda kapatıyoruz ama sonrasında tekrardan kullanıyoruz. Karavanda elektrik tüketiminde sürekli güneşin durumunu gözetmek gerekiyor. O yüzden hava durumuyla gerçekten çok alakalı her şey. Havanın durumuna bakıyoruz. Hava güneşliyse elektriği çok daha rahat kullanabiliyoruz çünkü aynı zamanda üretebiliyoruz. Ama hava kapalıysa o zaman her şeyi gerçekten birazcık daha kontrollü kullanmak gerekiyor. Günün en sevdiğim saatleri karavanın içerisine geri gelip bütün gün keşfin ardından yemek yapmayı ve sonra o yemek kokularıyla birlikte böyle bir manzaraya karşı keyif yapmayı çok seviyoruz. Biz bugün çok keyif aldık. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Evet, biz bu şekilde hem seyahatlerimizi hem de karavan hayatı deneyimlerimizi paylaşmayı çok seviyoruz. Ve baktık ki yolun başından beri hem aldığımız ilhamı hem de öğrendiğimiz birçok şeyi de farklı insanların paylaşımlarından öğrenmişiz. Bu çok önemli bir şey bize göre. Çünkü hakikaten bazen yolda karşılaştığınız, bazen kamp yaparken karşılaştığınız veya internetten takip ettiğiniz herhangi birinden çok fazla şey öğreniyorsunuz ve hayatınıza bunları katmak hakikaten çok değer katıyor. Biz o yüzden deneyim paylaşımının bir hayli önemli olduğunu düşünüyoruz.